Gün olur asra bedel. Son derece başarılı bir edebiyatçı olan Kırgız yazar, 1928'de doğdu. Yazarlığın yanı sıra gazetecilik, çevirmenlik ve diplomatlık da yapan Cengiz Aytmatov, Türk kültürünü dünyaya başarılı bir şekilde tanıttı. Yazmaya Maxim Gorki Edebiyat Enstitüsü'nde başladı. 1957'de Sovyet Yazarlar Birliği'ne üye kabul edildi ve 1963'te Lenin ödülünü aldı. 1990-1994 arası Sovyetler Birliği'ni, 2008'e kadar ise Kırgızistan'ı büyükelçi olarak temsil etti. 2008 Haziran'ında böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedeli, Rusya'ya komünizm geldikten sonra insanların anılarının, inançlarının, aşklarının ve kutsal şeylerinin yok sayıldığı bir döneme girilmiş olması dolayısıyla kaleme aldı. Aytmatov, eserlerinde genellikle Kırgız halkının gündelik yaşamlarını ele aldı. Eserlerini yazarken hem gündelik hayattan, hem dünyadaki güncel olaylardan, hem de Kırgız ve Manas destanlarından çokça faydalandı. Özet. Sarı Özek bozkırlarındaki Boranlı istasyonunda can dostu Kazangap ile çalışan Yedigey, savaşa gitmeden önce Aral Gölü'nde balıkçılık yaparak yaşamını sürdürmektedir. Ne var ki savaş hem sağlığını bozmuş, hem de uzun uğraşlar sonucu kazandıkları elinden alınmıştır. Yedigey, savaştan dönünce Kazangap onu Boranlı istasyonuna götürür. Ona iş ve kalacak yer sağlar. Yedigey, Kazangap'ı o kadar çok şey borçludur ki, bunlardan biri de Kazangap'ın yeni yavrulamış olan devesini yavrusu ile birlikte kendisine vermesidir. Çünkü öyle bir gün gelecektir ki, o devenin yavrusu Karanar Bozkır'ın en görkemli devesi olacaktır. Yedigey ve Kazangap aileleriyle mutlu mesut bir hayat sürerken, bir gün Bozkır'a kaçak bir aile gelir. Zarife, Zarife'nin kocası Abu Talip, çocukları Davus ve Ermek bu köye sığınırlar. Bu aileye kapılarını açan Yedigey ve Kazangap, zaman içinde onlarla çok sıkı dost olurlar. Hatta okuma yazma bilen Abu Talip, Yedigey ve Kazangap'ın çocuklarına ders vermeye başlar. Abu Talip, kendisinin okur yazar olması bir gün başını belaya sokacağından habersiz, huzurlu bir şekilde yaşarken, Yedigey gün geçtikçe Zarife'ye karşı akıl almaz duygular beslemeye başlar. Bu duygular onun içinde fırtınalar koparsa da dışarıya yansıtmamayı başarır. Bir gün demir yollarına bir müfettiş gelir. Müfettiş, Ebu Talib'in savaşta yaşananları kağıda döktüğünü öğrenince amirlerine haber verir. Bunun üzerine Ebu Talib tutuklanır. Uzun süre ondan haber alınamaz ve nihayet bir gün Ebu Talib'in ölüm haberi gelir. Bu haberin ardından Yedigey duygularını daha fazla dizginleyemez ve Zarife'ye aşkını hissettirir. Zarife ise bu işin sonunu göremez ve çocuklarını alıp köyü terk eder. Yedigey istasyonda çalıştığı bir gece yarısı, Yedigey'in karısı Ukubala, Kazangap'ın ölüm haberini Yedigey'e verir. Yedigey bu haber karşısında içinin acıyla dolup taşmasını ömrü boyunca unutmayacaktır. O gün herkesi yataklarından kaldıran Yedigey, cenaze hazırlıkları için Boranlı'ya doğru yola çıktıklarında, yolda bir ateş hortumunun göğe doğru yükseldiğini görür. Bu hortum, Sarı Özek adlı bir uzay üssünden çıkmıştır. Bu uzay üssü, Amerikan-Sovyet ortak uzay çalışmalarının yapıldığı bir yerdir. Boranlı'da yıllardır hiç kimse ölmediği için Kazangap'ın ölümü herkesi çok şaşırtır. Cenaze hazırlıkları başlar ve Kazangap'ın şehirde yaşayan oğlu Sabitcan'a ve kızı Ayzade'ye haber verilir. Yedigey, Kazangap'ın vasiyeti üzerine cenazeyi Ana Beyit mezarlığına götürmek ister. Ama Sabitcan işinin acele olduğunu, o kadar yolu gidemeyeceklerini söylese de Yedigey geri adım atmaz ve cenaze yola çıkar. Yolda Sabitcan sanki babası hiç ölmemiş gibi neşeli tavırlar sergiler. Hatta bir köy kahvehanesindeymiş gibi
yeni uzay üssü hakkında bildiklerini çevresindekilere anlatır. Sabitçe'nin anlattıklarına göre uzay üssünde gizli kapaklı işler dönmektedir. Konvansiyon uzay gemisinin tüm dünya ile ilişiği kesilmiştir. Konvansiyon uzay gemisinden haber alması için derhal başka bir gemi gönderilir. Gönderilen gemi kayıp gemiyi bulur ama kozmonotları bulamaz. Kozmonotların yerine bir mektup ellerine geçer. Bu mektupta iki kozmonotun Orman Göğüsü adlı gezegende yaşayan uzaylılarla tanıştığı yazıyordur. Uzaylılar bu iki kozmonotu kendi gezegenlerine davet eder. Onlar da daveti kabul ederler. Orman Göğüsü gezegenini gören oradaki muhteşem akları ve yaşam koşullarına şahit olan iki arkadaş, dünyadaki yöneticilere savaşın anlamsızlığını ve barış içinde yaşanması gerektiğini söylerler. 7G, cenaze işlerini, ölü yıkamayı hem dinsel kurallara göre hem de gelenek ve göreneklere göre bilen tek kişidir. Arkadaşının ölüm haberini aldığı gecenin sabahında cenazeyi yıkayıp kefenler. Daha sonra cenaze kara narı yüklenir ve yola çıkarlar. Yol boyunca tüm hayatı gözlerinin önünden geçen 7G, önce ana beyit mezarlığının hikayesini hatırlar. Bu mezar yeri Naiman Ana'nın hikayesinin olduğu yerdir. Naiman Ana'nın oğlu savaş sonrası geri dönmeyince bu kadıncağız oğlumun ölüsü ortada yoksa elbet dirisi bir gün gelecek diyerek oğlunu beklemeye başlar. Naiman Ana'nın oğlu ne yazık ki vahşi bir millet olan Juan Juanların eline düşmüştür. Orada saçları kesilerek kafatasına deve derisi yapıştırılır. Uzamaya başlayan saçlar deve derisini aşamayınca beynin iç tarafına doğru uzar. Bu yöntemi uygulayan Juan Juanların elindeki esirler zaman içinde benliklerini, iradelerini, zihinlerini kaybederler. Birer mankurt olan her esir artık sahipleri ne isterse onu yapar hale gelir. Naiman Ana'nın oğlu da artık bir mankurttur. Hiçbir zaman umudunu kaybetmeyen Naiman Ana bir gün oğluna rastlar. Oğlunu eve döndürmeye çalışır ama ne yaptıysa oğlu anasını tanımaz. Oğlunun sahibi olan Juan Juanlar ona bir silah verir ve ondan anasını öldürmesini isterler. Oğlu hiç çekinmeden Naiman Ana'yı orucakta öldürür. İşte o yer ana beyit mezarının olduğu yerdir. 7G bu hikayeden sonra zarifi olan aşkını, kendisini o narin elleriyle ördüğü atkıyı, Zarife'nin dürüst kocasını, savaş yıllarını, acılarını, gençliğini, her şeyi ama her şeyi yeniden yaşar. Cenaze ana beyit ulaşınca cenazenin gömülmesine izin verilmez. Çünkü buraya uzay üssü kurulmuştur ve etrafı dikenli teller ile çevrilmiştir. 7G cenazeyi asla geri götürmeyi kabul etmez ve dikenli tellerin hemen dışına gömer. Kendisinin de oraya gömülmesini vasiyet eder. Ve işte nihayet o bir tek gün bitmiştir. Ve 7G bir asrı bir güne sığdırmıştır. Karakterler 7G romanın baş kahramanıdır. İstasyon görevlisidir. Geleneklerini ve dinini unutmayan sayılı insanlardandır. Kazangap, 7G'in can dostudur ve aynı zamanda iş arkadaşıdır. Ukubala, 7G'in karısıdır. 8 aylık hamileyken kocası savaşa gider. Zarife, 7G'in gönlünü kaptırdığı eşsiz bir kadındır. Abu Talip, Zarife'nin kocasıdır. Okuma yazma bildiği için öldürülür. Sabitcan, Kazangap'ın ayyaş oğludur. Sovyet yatılı okullarında okumuş, tüm değer yargılarını kaybetmiştir. Ayzade, Kazangap'ın kızıdır. Alıntılar. Zaman ne kadar geçerse geçsin, bazı konularda hiçbir şeyi değiştirmez. Elinden malını, mülkünü, varını yoğunu alsalar, bundan ölmezsin, bunları yine edinebilirsin. Ama senin onurunu kırar, ruhunu öldürürlerse, İşte buna çare yoktur. İnsan kalbinde başlangıç ile son, hayat ile ölüm arasındaki çelişkiyi uzlaştıran, yalnız ve yalnız, bilinmeyen, görünmeyen Tanrı'ydı.
Yaşadıkça öğreniyordu ve herhalde öğrenmek için yaşıyordu. Bu korkunç dünya savaşında insanların neler çektiğini yalnız Allah bilirdi. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir, gider gelirdi. Bu yerlerde demir yolunun her iki yanında ıssız, engin, sarı kumlu bozkırların özeyi sarı özek uzar giderdi. Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa, bu yerlerde de mesafeler demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenler ise doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir, gider gelirdi.